Herkese merhaba, ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizinle birlikte okuma maratonu yapacağız. Ben maratonlarımda genellikle iki kitap okuyorum. Böyle çok da yorulmadan. Altı kitap okuyan falan da var ama böyle kitapları vıvıvıt diye okumak istemiyorum. En azından okuduğumdan bir şey anlamak istiyorum. Çok kitap okuduğum zamanlar Ramazan'da sahuru beklerken oluyor. O yüzden bu Ramazan'da bol bol 24 saatlik okuma maratonu yapacağız zaten. Bu maratonla iki tane okumak istediğim kitap var. Kapkaranlık Orman'da'yı bir türlü okuyamadım. O yüzden bu maratonda Kapkaranlık Orman'da'yı okuyacağım ve Unutulmaz Anılar'ı okuyacağım. Unutulmaz Anılar benim çok sevdiğim bir film aslında. Kitabı vardı ama ilk önce biz filmini izledik. Ben filmini defalarca izledim. Sayısını unuttum. Çok sevdiğim bir filmdir. İzlemediyseniz hepinize öneriyorum. Artemisia Yayınları kitabı çıkınca da çok sevindim. Zaten kısacık bir kitap olduğu için bu ikisini rahatlıkla bitirebilirim diye düşünüyorum. Saat şu an 12. Çok fazla konuşmayayım ki kendi zamanımdan yemek istemiyorum. O yüzden birazdan görüşürüz. Dizide nasıl olay? Bir uçak gelip New York'un en büyük binalarından birine nasıl çarpabilir? Filmde aslında London bir ceza almıştı ve ceza için tiyatro kulübündeydi ama burada kendi rızasıyla tiyatro kulübünde ve tiyatro çalışıyorlardı aslında filmde ama burada yıl sonu balosuna götürecek Jamie'yi. Birazcık değişikmiş kitap ve bunu da sevdim açıkçası. Şu an gözyaşlarım şurada. Çok duygusal. Devam edelim. Filmde London Jamie'yi bu kadar aşağılamıyordu. Kitapta birazcık terbiyesiz. Diyor ki kıyafeti pek kötü sayılmazdı ama balodaki diğer kızlardan karşılaştırıldığında çok da sade kaçacağını farkındaydı. Kız istediğini giyer. Sana ne? Sen ne karışıyorsun ki? Sen ne anlarsın? Bir de kitapta Jamie'nin saçları hep topuzmuş, sıkı bir topuz. Ama filmde hep açıktı ve kahkülleri falan vardı. Mandy Moore'u da çok seviyorum bu arada, çok yakışmışlardı. London çok pislik bir karakter. Filmle alakan yok. Ne demek parti, tek kişilik, hani yanında biri olmadan da katılabilir, Jamie'yi eve bırakamam falan. Herkes bizden uzak duruyor, parti kötü geçti falan. İyi ki filmde böyle bir şey koymamışlar. Çok küstahsın. Karakterini değiştir, London efendi. Saat 4. Son 30 sayfam kaldı. Kitapta farklı, burada farklı. İlk aşık oldukları zaman kitapta farklı, burada farklı. Kitapta London karakterini pek sevmedim. Çünkü kendisiyle çelişiyor ve çok ukala bir karakter. Ama Jamie aynıydı. Yani kitapta da aynıydı, filmde de aynı. Dediğim gibi son 30 sayfa. Gece gece ağlamak istemiyorum. Post-itledim. Göremiyorsunuzdur belki ama yine post-itledim. Bu şekilde. Yani bu kadar benden sanırım. Artık yarın görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler. Artık saat 4 aslında. Birazcık geç uyandım. Geç uyuduğum için. Unutulmaz Anılar bitti. Çok güzeldi. Yer yer değişiklik yapmışlar. Yer yer
filmde önceden gördüğümüz sahneler sonradan olmuş kitapta ya da bazı sahneler yoktu. Filmde daha farklı anlatılmış. Bunlar aslında filmi daha da güzel yapmış. Ama bir kopukluk görmedim. Sadece Lon'un karakteri birazcık ukalaydı burada. Sonra aklı başına geldi. Gerçi ilk zamanlarda da filmde de ilk başta Lon'un birazcık ukalaydı. Kesinlikle 5'te 5. Ağlamak istiyorsanız bu kitabı almalısınız, okumalısınız. Çok kısacık bir kitap. Gece bitirecektim aslında ama sabah bitireyim daha iyi olur diye düşündüm. Bir yarım saat falan sonra bunun yorumunu Instagram'da paylaştıktan sonra şu an elektrikler gitti, dün de gitmişti. 2 günlük yasak var, sürekli elektriği kesip duruyorlar. Bunu okumaya başlayacağım. Bir yarım saat falan geçsin dediğim gibi bir yorumunu yazayım. Birazcık kafamı toplayayım, sesim kısıldı. Böyle ağlayacak gibiyim ama ağlamayacak gibiyim falan. Gece bayağı bir üzüldüm, ağladım, gözlerim falan doldu. Yalan değil. Siz hiç filmi izlemediyseniz ilk kez bunu okuyacaksınız. Kesinlikle hüngür hüngür ağlayacağınızı garanti varım yani, her garanti ediyorum. Saat şu an 5 ve ben 73. sayfadayım. Birazcık ürktüm açıkçası. Çünkü bir olay oldu ve dedim ki acaba böyle olacak da böyle mi olacak? Flo diye bir karakter var ve Flo bana çok da şey gelmiyor böyle. Çok ürkütücü bir kız. Sanki böyle bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi bir havası var kızım. Ve bu benim hoşuma gitmedi yani. Gerçekten bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Nina karakterine bayıldım. Claire'i daha yeni tanıyoruz. Leonora karakteri de iyi bir kız. Oyun yazarı Tom'dan pek hoşlanmadım. Sanki ondan bir şey çıkacakmış gibi. Şimdiki fikirlerim bu kadar. Bence birazdan görüşürüz. Herkese merhaba. Ertesi günün akşamındayız. Ben Kapkaranlık Ormanı'ndayı bitirdim. Tahmin ettiğim şey çıkmadı. Yani yarısından sonra bir şey daha tahmin etmiştim. O çok farklı tahmin ediyordum. Zaten ben hep farklı tahmin ediyorum ve hep daha başka bir şeyler oluyor. Buna artık alıştım ben. Çünkü Reading Slump'ı yeni yeni atlattığım için baktım 2 günde 2 kitap okumuşum anca. Ki bunun ne kadar kısa olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bu videoyu yine de atmak istiyorum. Çünkü okudum yani. Bir şeyler okudum, sürekli konuştum. Çöp olsun istemiyorum. O yüzden bu videoyu paylaşacağım. Birazcık fail bir video olacak. 2 günde 2 kitap falan ama yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir şey olsun. Çünkü gerçekten ağır bir reading slump atlattım. Unutulmaz anılardan daha bahsettim. London birazcık haylaz bir çocuk. Ve papazın kızı var, Jamie. Herkes Jamie ile dalga geçiyor. İşte aynı kıyafetleri giyiyor, saçını topuz yapıyor diye falan filan. Sonra bir oyun var ve başroldeki çocuk bir rahatsızlık geçiriyor. Ondan önce de London bir mezuniyet yıl sonu balosuna gidecek. Ama kavalyesi yok, yani eşi yok. Sonra Jamie'ye soruyor. Jamie de kabul ediyor. Jamie kabul ettikten sonra işte gidiyorlar baloya. Onun için balo pek de güzel geçmiyor ama sonrasında Jamie de ondan bir şey rica ediyor. Babası için çok önemli olduğunu söylüyor. Oyunda başrolü oynamasını istiyor. Böylece London oyunu oynuyor. Sonra aralarında bir aşk başlıyor. O aşk çok başka bir trajediyle yoğruluyor, kavruluyor ve ortaya unutulmaz anılar çıkıyor. Kesinlikle duygusal, romantik, ağlamaklı kitapları seviyorsanız önerim olacaktır. Ve Kapkaranlık Ormanda. Nora, Leonora aslında 10 yıl önce kaçıp gittiği, arkasında bıraktığı her şeyi örtmüş üstünü ve bir cinayet romanı yazarı. Ve işi var, tek başına yaşıyor, erkek arkadaşı yok. Hayat böyle devam ediyor hayatına. Sonra bir e-posta alıyor. 10 yıldır görmediği eski en yakın arkadaşının bekarlığa veda partisi. Buna gitmek istemiyor ama yine sınıftan tanıdıkları Nina adına bir kız var. Ve Nina ile birlikte işte diyorlar ki hadi gidelim.
Claire'in ve Carla veda partisi olacak bu. Claire'in de en yakın arkadaşı Flo. Bu Carla veda partisini her şeyi düzenliyor. Ama orada bir gittikleri yerde zaten ormanın içinde bir kulübe. Claire'in en yakın arkadaşının Flo'nun halasının evi orası, kulübesi. İşte bir şey oluyor orada, bir katliam gibi bir şey oluyor. Bir cinayet işleniyor. Ondan sonra biri ölüyor. Ve bu birini kimin vurduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ben ilk başta fazla, yani bariz olan bir karakterden şüphelendim. Ama kitapta bağırıyor yani bu karakter diye. Sonra ortada bir satır var. O satır, o inceyi anlayabilirseniz bütün ipler çözülüyor. Ama anlayamazsanız sıkıntı. Tahmin etmeyi sevmiyorum. Ortasında tahmin etmeye başladığım için birazcık falan, ama olsun. Kitaba 5'te 4 yıldız veriyorum. Çünkü yani sürükleyiciydi. Gerçekten güzel okundu. Unutulmaz anılarda tabii ki de 5'te 5. 2 günde 2 kitap okudum. Benimle birlikte fail'ime ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ha, bu önümüzdeki hafta sonu da bir maraton, yine bir maraton düzenlemek istiyorum. Yani yine bir okuma maratonu olacak. Ama bunda daha güzel olması için sevebileceğimi düşündüğüm kitapları seçeceğim. Aklımda 2-3 video fikri var. Bakalım olacaklar mı? Şimdi olmazlarsa söyleyip de yapmamak da istemiyorum. O yüzden benim videom bu kadardı. Dediğim gibi failime eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yine sohbet edebiliriz her zamanki gibi. Bu şekilde. Bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Fail.